Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Monster Notebook katkılarıyla hazırladığımız Oyun Canavarı serimizin yeni bölümünde ilk olarak PlayStation olarak piyasaya sürülen, yıllar sonra bilgisayarda gelen efsaneleşmiş oyunlardan bahsedeceğiz. Bildiğiniz üzere son zamanlarda konsol fiyatlarıyla beraber oyun fiyatları da uçtu. Şimdi genellikle ne oluyordu bu yıla kadar? İlk olarak işte PlayStation 3 varken PlayStation 4 piyasaya sürüldüğünde PlayStation 3'ün ikinci ellerinin fiyatı ucuzluyordu. Böylece konsola erişimimiz kolay oluyordu. Hatta dolar kuru artmadan önce PlayStation 4'ün temiz ikinci ellerinde bulmak rahatlıkla mümkündü. PlayStation 5 çıkmadan önce hani çoğu kullanıcı şunu bekliyordu. PlayStation 5 çıkar, PlayStation 4 fiyatları ucuzlar. Ama beklendiği gibi olmadı. Çünkü PlayStation 5 stok sıkıntılarıyla beraber geldi. Bununla beraber zaten konsolun Türkiye'deki fiyatının fazla olması da PlayStation 4'ün fiyatını düşürmedi. Bununla beraber tabii oyunların fiyatlarının yüksek olması da kullanıcıları bilgisayara yöneltti. Niye diye soracak olursanız, şimdi eğer bir PlayStation 4'te PlayStation 4 için çıkan bir oyunu oynamak istiyorsanız belli bir ücreti gözden çıkarmanız gerekiyor. Bu ücreti de gözden çıkardığınız zaman PlayStation 4'te aldığınız oyun hazzı, evet bir oyun konsolunda oynanan oyun yine zevk verecektir ama şöyle düşünebiliriz. PlayStation 4 modelinde bile 30 FPS oyunlar karşımıza çıkıyor. Hani kullanıcılar genel olarak şunu istiyor. Ben PlayStation 4 veya PlayStation 5 için çıkan oyunları veya PlayStation 3'te daha eskiden çıkan efsaneleşmiş oyunları bilgisayarımda da oynayabileyim. Niye diye soracak olursanız, grafikler daha yüksek, FPS değerleri daha yüksek, daha akışkan bir oyun olduğu için genel olarak PlayStation'a çıkan oyunların bilgisayarda oynanma isteği daha fazla. Bu videomuzda ise sizler için ilk olarak PlayStation'da piyasaya sürülen, daha sonrasında ise bilgisayarda gelen oyunlardan bahsedeceğiz. Evet, listemizin ilk sırasındaki oyun God of War. God of War oyununu ilk olarak 2005'te görmüştük. Sonra 2018 yılında PlayStation 4 için piyasaya sürülmüştü. Sonrasında ise bilgisayar için çıkacağına dair söylentiler vardı, çıkmamıştı. Nihayet geçtiğimiz dönemlerde söz konusu oyun bilgisayara da geldi. God of War, İskandinav mitolojisinde geçen bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Kratos ve oğlu Atreus'un ölen annesinin vasiyeti olan diyarların en yüksek yerinden küllerini dökme amacıyla çıktıkları maceraları anlatıyor. Oyunun ana karakteri Kratos'u Christopher Judge, oğlu Atreus'u ise Sunny Suljic seslendiriyor. İlk olarak 2005 yılında PlayStation 2 için çıkan God of War ise Yunan mitolojisini anlatıyordu. 2018'de piyasaya sürülen ve geçtiğimiz dönemlerde de bilgisayar için çıkan God of War'ın yeni versiyonu ise İskandinav mitolojisini anlatıyor. Evet, geldik PlayStation için piyasaya sürülen efsaneleşmiş bir oyun olan Uncharted serisine. Uncharted serisi ilk olarak PlayStation 3 ile bu maceraya başlamıştı. 2005 yılında piyasaya sürülen oyunun ikincisi ise 2009 yılında piyasaya sürülmüştü. Sonrasında üçüncüsünün ve dördüncüsünün ise 2011 ve 2016 yıllarında piyasaya sürüldüğünü de belirtelim. Piyasaya sürülen son oyun Uncharted 4'ten sonra Uncharted The Lost Legacy olarak piyasaya sürülmüştü. Yine bu oyun da ilk olarak PlayStation 4 ile çıkmıştı. Sonrasında bilgisayarda çıkıp çıkmayacağına dair aslında pek de bir söylenti bulunmuyordu. Hatta çoğu kullanıcı da bir an önce söz konusu oyunun bilgisayara gelmesini istiyordu. Ve sonunda kullanıcıların beklentileri gerçekleşiyor. Çünkü önümüzdeki aylarda Uncharted The Lost Legacy isimli oyun bilgisayar desteğini de alacak. Hatta tarihler de verildi. Şu anda Steam'de istek listesine ekli olarak gözüküyor. Yani Steam'de de sayfası var. Tahminler 15 Temmuz 2022 gibi piyasaya sürüleceği yönünde. Önümüzdeki aylarda tabii yeni oyunun ne zaman sürüleceğine dair daha fazla ayrıntı ortaya çıkacaktır. Bu yakında bilgisayar için piyasaya sürülecek oyunun temel amacı da yine diğer Uncharted oyunlarına benzer bir konuyu ele alıyor. Kayıp Miras isimli oyun bir ara oyun olarak geçiyor. Yani Uncharted serisine dahil değil. Hani bir DLC olarak bile düşünebiliriz. Çünkü genel olarak Uncharted 4 oyunun oyun mekaniklerini kullanıyor. Serinin baş karakteri ise Uncharted 2'de de görmeye alışık olduğumuz Chloe karakteri. Bu Chloe karakteriyle beraber bir kayıp miras üzerinde hikayeleri de geçerek maceralı bir yola atılıyoruz. Bir sonraki oyunumuz ise Detroit Become Human. Bu oyunda ilk olarak 2018 yılında PlayStation 4 için piyasaya sürülmüştü. Yine bilgisayara gelip gelmeyeceğine dair bir sızıntı bulunmuyordu. Fakat oyun piyasaya sürüldükten tam bir yıl sonra bilgisayar desteğini de almaya başladı. Detroit Become Human, kontrol edilebilir 3. şahıs bakış açısına sahip bir macera oyunu. Birden çok oynanabilir karakter mevcut. Karakterlerin ölmesi mümkün. Yani buna karşı bir game over ekranı bulunmuyor. Herhangi bir karakter öldükten sonra farklı bir karakter üzerinden oynamaya devam ediyorsunuz. Hani garip bir oyun. Bu oyunun ana hikayesi ortalama olarak 30 saat sürüyor. Hani yan görevleri falan buna dahil tutmuyoruz. 30 saat süren hikayeli bir oyunun gayet tatmin edici düzeyde olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü genel olarak diğer PlayStation oyunlarıyla değerlendirdiğimizde daha akıcı. Aynı zamanda yine PlayStation'a nazaran yüksek FPS değerleri sunduğu için, yüksek grafikler sunduğu için bu oyunların bilgisayarda gelmiş olması kullanıcıları sevindirdi. Yine ilk olarak PlayStation için piyasaya sürülen oyunumuz Horizon Zero Dawn. 2017 yılında PlayStation 4 için piyasaya sürülen oyunumuz 3 yıl sonra Windows içinde oynanabilir hale geldi. Bu oyunda bilinen 3 ana kabileden biri olan Nora'dan dışlanan Aloy, çocukluk yıllarında merakına yenik düşerek bir mağaranın içine yuvarlanır ve teknolojik bir cihaz buluyor. Buna da Focus ismini veriyoruz oyunda. İlerleyen yıllarda hem bu cihazı kullanmayı hem de savaşmayı öğrenerek geçmişine dair gizemi çözmek üzere zorlu bir maceraya atılıyor. Aksiyon ve rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkan Horizon Zero Dawn oyununun yine hikayeli oyunlar arasında sevilen oyunlar arasında yer aldığını belirtelim. Tabii ki bu oyunda bilgisayarda 2020 itibariyle oynayabilirsiniz. Geldik listemizin son sırasındaki oyuna. İlk olarak PlayStation'a gelen Days Gone oyunu yıllar sonra bilgisayara da geldi. Bu oyunun temel amacı ise aksiyon ve macera, hayatta kalma, aynı zamanda korku oyunu olarak çıkıyor. Küresel bir salgının başlamasından 2 yıl sonra kıyamet sonrası Oregon'da geçen macera ve gerilim türü bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda bu oyunun 2021 yılında bilgisayar için geldiğini belirtelim. İlk olarak 2018'de lansmanının gerçekleşmesi beklenen oyun birkaç kez ertelendi. Hatta bu yüzden en çok beklenen oyunlar arasında yer aldı. Hani bir dönem çok konuşuldu. Ertelene 2019'a kadar ertelendi ve 2019'da piyasaya sürüldü. Açık dünya olarak piyasaya sürülen oyun bazı hatalar ve bazı buglarla gelmişti. Hatta bayağı bir eleştiri aldı. Hani bu kadar bekledik, yıllarca ertelendi. O kadar ertelendikten sonra bile hala bayağı bir hatası olan bir oyunun karşımıza çıkması tabii en başta kullanıcılar tarafından eleştiriye uğranmıştı. Fakat sonrasında gelen güncellemeler ile Days Gone oyununda herhangi bir sıkıntı olmadan oynamak mümkün hale geldi. Bu oyunun Windows versiyonunda yani hiçbir bug bulunmuyor. Aynı zamanda yüksek grafiklerle ve FPS değerleriyle de rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, bu videomuzda sizler için ilk olarak PlayStation için piyasaya sürülen, daha sonrasında ise Windows'ta da oynanabilir hale gelen oyunlardan bahsettik. Biliyorsunuz oyun fiyatları arttı. Hem PlayStation tarafında hem de Windows'ta, yani Epic Games, Steam gibi platformlarda da çıkan oyunların fiyatı fazla. Tabi dolar olarak hesaplandığı için bu fiyatların fazla olması gayet doğal. Ama onun dışına baktığımız zaman PlayStation'a kıyasla bilgisayarda bu oyunların oynanması daha mantıklı. Eğer hali hazırda zaten oyun odaklı bir bilgisayarınız varsa, konsolda da ayrı oyunlar oynamak istiyorsanız ama eğer konsol almaya bütçeniz yetmiyorsa bu oyunları almak mantıklı. Çünkü konsol için yeterli bütçeniz yok ve bilgisayarınız hali hazırda zaten bu oyunları kaldırıyor. Eğer bu oyunlara erişmek istiyorsanız Steam, Epic Games gibi marketlerden ulaşabilirsiniz. Monster Notebook katkılarıyla hazırladığımız Oyun Canavarı serimizin bu bölümünde bilgisayar ile oynanabilen PlayStation için piyasaya sürülen oyunlardan bahsettik. Önümüzdeki haftalarda farklı oyun içerikleriyle karşınıza çıkmaya devam edeceğiz. O gün gelene kadar bu videonun altında farklı oyunlardan da bahsedebilirsiniz. Biz de oyun hakkındaki görüşlerimizi sizlerle paylaşabiliriz. Farklı videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.